Haberin merkezine, Şov Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Her yerde olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olacaktır dedi. AK Partili gençlerden onları örnek almamalarını istedi. Partisinin gençlik kollarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iş yürek ister, yürek sözleriyle hedef aldı. Korkaksın, bitiksin. Bu işler korkakların işi değil. Bitiklerin işi değil, sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 15 Temmuz gecesi birilerinin yardımıyla tankların arasından kaçtı dediği sözü Türk siyasi tarihinde darbelerle mücadeleye getirdi. Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderler bu mücadeleyi yürüttü. Biz de siyasi hayatımız boyunca vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börüler, Eren Bülbüller sizlerdiniz, sizler. Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek sizlersiniz sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulunurken sandık mesajı da verdi. Ekmeğini yedi, suyunu içti, ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Danıştay'ın andığımız kararı siyasette gündemi belirledi. Karar için pimi çekilmiş bomba diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Danıştay'a bu yanlıştan dönün çağrısı yaptı. Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve kimliğin inkar edilemez duyuşu, duruşu ve dile getirgenişidir. Skandal dedi, pimi çekilmiş bomba olarak yorumladı. MHP lideri Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andı kararına çok sert çıktı. Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Öğrenci andı 2013'te kaldırılmış, 2018'de Danıştay 8. Dairesi andımız kaldırılamaz kararı vermişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazını değerlendirdi, o kararı iptal etti. Bahçeli kararın zamanlamasına dikkat çekti, en üst tondan tepki gösterdi. 2 yıldır bekletilen bu davanın bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. MHP'nin henüz açıklanmamış ama bir vasıtayla sızdırılmış karara şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, Danıştay'ı yanlıştan dönmeye çağırdı. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Harcı birlik, bütünlük ve diğerkamlık olan sağlam bir binada başımızın üstünde de Türklük çatısıyla güvende olabilecek kocaman bir aileyiz biz. Başımızın üstündeki o çatıdan, yani andımızdan vazgeçemeyiz. Öğrenci andıyla ilgili karar Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP'nin A takımının da gündemindeydi. Karara tepki gösteren CHP sözcüsünden Atatürk demek Türkiye demektir açıklaması geldi. Atatürk demek milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza
geri dönecektir. Yapılan hiçbir şey Atatürk'ü zihinlerden ve milletin yüreğinden silemez dedi. Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki gösterdi. CHP sözcüsünün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de sorusu vardı. İktidar ortağınız andımızın okutulması gerektiğini söyleyen kararını iptal ettirmek için Danıştay'a yeniden başvuruyor. Neden itiraz etmediniz? Şimdi karar çıkmış, yine ortağınızı eleştiremiyorsunuz, Danıştay'ı eleştiriyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı CHP Merkez Yönetim Kurulu. Sonrasında Faik Öztürk kameraların karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformunu eleştirdi. 19 yıldır hala cektir caktır, bu pakette işçiye verilen hiçbir şey yok. Çiftçiye bir şey yok, emekliye bir şey yok. Esnafa müjde diye verdikleri şu yarım ekmek parası bile değil. Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırırken salgınla mücadele de vardı toplantının gündeminde. En az 50 milyon yurttaşımıza aşı yapmamız lazım. Bu hızla gidersek 549 günde bu işi bitireceğiz. O zaman sadece 2021'i kaybetmiyoruz. 2022'de kaybediyoruz. İllerde ilave tedbirler alınacak mı? Hafta sonu kısıtlamalarına geri dönülecek mi? O soruların yanıtı için gözler Beştepe Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısına çevrildi. 81 ilin bugün güncellenmesi beklenen risk haritası belirleyici olacak. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Kademeli normalleşmenin başlamasının üzerinden 15 gün geçti, kritik dönemece gelindi. Mutasyonlu virüs yayılıp vaka sayıları artarken kabine koronavirüs gündemiyle toplandı. Türkiye'nin risk haritası da güncellendi. 81 ilin 15 günlük karnesi var kabinenin masasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve illerin yeni renkleri yeni tedbirlerde belirleyici olacak. Aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. İlk açıklanan risk haritasında 100 binde 100'ün üzerine çıkan vaka sayılarıyla 26 ilin rengi kırmızıydı. Yani çok yüksek riskli kategoride yer alıyorlardı. O illerde son durumun yanı sıra renk değiştiren illerde gözler. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin alarm zilleri bu 9 şehir için çalıyor. Ve sadece vaka sayılarına değil aşılama oranlarına ve hastanedeki doluluk oranlarına bakılacak. Ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı belli olacak. Esnafın da gözü kulağı kabine toplantısında yeni bir kapanma gündeme gelecek mi? Hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamayla netleşecek. İstanbul Arnavutköy'de kısıtlama saatinde denetime takılan sürücü ceza kesilince haram zıkkım olsun dedi. Daha da ileri gidince polis ona gereken cevabı verdi. O da çark edip özür diledi. Ben de size kardeşin gibi beyefendi, söylüyorum. Beyefendi bak şu anda diğer tutanağı tutacağım. Sen imzalıyor musun? Tamam, imzalıyor musun? Haram zıkkım olsun. Devletinde böyle işimde. Allah'ım böyle devletim dersem. Ama suç işlemişim. Kısıtlama saatinde yoldaydı. Ceza yazılacağını anlayınca ağzından çıkanı kulağa duymadı. Böyle sen devletin böyle devletin zehir zıkkım dedin. Böyle devletin demedim. Gerisi ne? Böyle devletin ne? Ekipler dün gece İstanbul Arnavutköy'de denetimdeydi. Durdurdukları sürücü hastaneye gidiyorum dedi. Ben sokağa çıkmaya sandım. İlerle sinirsen ama ceza işlemi. Ceza yememek için bin dereden su getirdi. Ama para çekti. Beyefendi şu anda benim, başka vatandaşlar geç. Şu anda benim görevi engelleme oyalamaya giriyor. Sen atıyor musun imzadan intihar? Ne kadar cezası abi? 3469 lira. Yapma Allah'ını seversen ya. Hastaneye gidiyorum ama hastaneye gidiyorum. Ben karar merci değilim. Ben tutanak tutuyorum. Tutanağı imzalarken söylendi. Tamam da ben de size kardeşin gibi beyefendi, söylüyorum. Beyefendi bak şu anda diğer tutanağı tutacağım. Sen imzalıyor musunuz? Tamam imzalıyor musunuz? Haram olsun. Şurayı imzalı. Öyle kelimeler kullanma. Abi haram olsun anlamıyorsunuz abi. Tamam anlamıyorsunuz. Beyefendi. Sonra daha da ileri gitti. Devletinde böyle işinde. Ben devlet memuruyum ne yapacaksın bak, devlete? Bir şey yapmayacağım bak. Beyefendi böyle devlete ne yapacaksın? Bir şey yapmayacağım. Ne yapacağım ben de bu devletin? Küfür etmedim. Küfür etmedim. Küfür başlangıcıdır. Ekipler gözaltına almak isteyince çark etti. Tamam özür dilerim abi. Ama bir an sinirlendim. 2 ay ben ona çalışacağım. Ya vatandaşsın demedim. Devlete hakaret edemezsin.
Ceza kesildikten sonra yoluna devam etti. Öyle bir mahalle düşünün ki nüfusu bazı şehirleri bile solluyor. Her taraf çok katlı dev sitelerle işte böyle çevrilmiş durumda. Ara sokaklar bile haliyle insan seli. 100 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesine götürüyoruz şimdi sizi. İstanbul'un en kalabalık mahallesiymiş. Evet. Bir binada bir köy yaşıyor. Evet, biraz popüler bir mahalle olduk. 101.668 de şu anda Türkiye'nin ikinci mahallesiyiz. Biz geldiğimizde burada insan göremiyorduk. Şimdi vallahi biz kayboluyoruz burada. Şu anda 3 ili geride bırakmış gözüküyoruz. Potansiyel var bu mahallede. Türkiye'nin ikinci, İstanbul'unsa en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci mahallesindeyiz. Burada öyle bir insan popülasyonu var ki düşünün Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu aşmış durumda. Oha, çok fazlaymış. Şaşırdık yani, hiç öyle gözükmüyor aslında. Çok şaşırdık, bu kadar kalabalık olmaz. O yüzden otobüsler o kadar kalabalık, herhalde binemiyoruz. Çok hızlı bir artış oldu. Rahatsız eden bir kalabalığı yok. Gururluyuz. Gerçekten kalabalık, evet. Ciddi kaliteli yerlerden göç almak hani bizi gururlandırıyor. Otopark sorunu yüzünden kaçtık. Evet. Ama burada da aynı, baksana. İstanbul'da kalabalıkta oturmak normalde moral bozar. Evet, kalabalık bir mahallede yaşıyorum ama burada o kalabalığı hissetmiyoruz. Yürümeye, park etmeye yol yok artık. Her yer dolmuş. Evlere baksana, sefer tası gibi çıkmış 15-16 kat. Alan çok. Alan çok olduğu için bir sıkıntı olmaz. Sadece Beylikdüzü'nde 365.564 kişi yaşıyor. İlçeye bağlı Adnan Kahveci mahallesinde ise 101.668 kişi ikamet ediyor. Şaşırdım. Ancak Beylikdüzü'nün yüz ölçümünün fazla olması sebebiyle insanlar bu kalabalıktan rahatsız olmadığını söylüyor. Ataköy'deydim. Ataköy'den buraya geldim. Nedendir acaba? Sitelerden oluştuğu için bizim mahallemiz. O yüzden hani herkes rahatlıkla burada yaşayabiliyor. Bizim en büyük zorluğumuz seçim zamanlarında oluyor. Zor ama çok keyifli. Yani trafik oluyor, ara sokaklar bile çok kalabalık oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu nüfusu en yoğun olan mahalleleri araştırdı. Birinciliği Diyarbakır'da Bağlar'a bağlı Bağcılar Mahallesi alırken diğer 6 mahallede İstanbul'dan çıktı. Çok mutluyuz, rahatız, keyfimiz yerinde. Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınırda bir tırı durdurdu. Dor sesini açtı. Battaniyenin altından FETÖ firarisi bu aile çıktı. FETÖ üyeliği ve baylo kullanıcılığından haklarında hapis cezası bulunan Doktor Karıkoca cezaevine gönderildi. Aç yüzünü. Kaptan sen kenara çek. Tır dor sesinde firar denetime takıldı. FETÖ firarisi aile battaniyenin altından çıktı. Artvin Emniyet Müdürlüğü uzun süredir aranan ailenin Sarp sınır kapısından Gürcistan'a kaçacağı ihbarını almıştı. Ekipler sınır hattında teyakkuzdaydı. İndir, indir, indir. Sınıra yaklaşan bir tır inceleme için kenara çekildi. Dorse açıldı, aradıkları doktor çift battaniyenin altındaydı. Aç yüzünü. Kaptan sen kenara çek. FETÖ üyeliği ve baylo kullanıcılığından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca, Çorum Hitit Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilmişti. İndir, indir, indir. İkisi de adliyeye çıkarıldı, tutuklanıp cezaevine yollandı. Sakarya'da bir baba 5,5 yaşındaki oğlunun başının ağrımasından şüphelendi. Kreşin güvenlik kamerasını izlediğinde ise dehşete kapıldı. Merak ettiği tüm soruların yanıtı o kayıtta vardı. Kamera kayıtını üçümüz beraber izlemeye başladık. Maalesef o görüntüye orada şahit oldum. Çekti, darp etti. O acı içinde kıvranırken karşısına geçip izledi. Baba kameradaki darpı izleyene kadar oğlunun başına gelenleri öğrenemedi. Benim kızım eğer ki söylememiş olsaydı emin olun ben bu olayı aydınlatamayacaktım. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan uzun çifti her zamanki gibi çocuklarını kreşten almaya gitmişti. Çocukları aldığımızda oğlum kafasını tutuyordu.
baba Tümayuz'un 5,5 yaşındaki oğlu Musab'ın başını tutmasından şüphelendi. Ben devamlı olarak soruyordum. Hani ne oldu oğlum, niye başını tutuyorsun falan. Başım acıyor diyordu. 10 sefer falan sordum. En sonunda benim küçük kızım Asel, o dedi ki baba öğretmen çekti dedi. Öyle deyince birden bir şeyler aydınlanmaya başladı bende. Soluğu hemen kreşte aldı. Kamera kayıtlarına bakmak istiyorum. Bakayım dedim, sert mi düştü, yavaş mı düştü, ona göre hastaneye götüreceğim dedim. Yetkililer türlü bahaneler bulunca daha da meraklandı. De hafta sonu dedi kamera kayıtlara girmiyor dedi. Ve o dakikada direkt olarak aslında şüphelerim tavan yaptı. Akabinde ise müdür aradım. Sonunda güvenlik kamerasının başına geçti, oğlunun darp edildiği anları kendi gözleriyle izledi. Maalesef o görüntüye orada şahit oldum. İddiaya göre oğlu tehditle edilmişti. Benim oğlumu polisle tehdit ediyorlar. Hani eğer bunu annene babana söylersen seni polise veririz. Aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Her şey dayım bana iki defa torbacılık yaptırdı itirafıyla başladı. Babasına bu bataklıktan kurtulmak istiyorum diyen 17 yaşındaki çocuk için aile içinde adeta savaş çıktı. Kameraların kaydı aldıkları da iddialar da inanılmazdı. Bacağımı silah dayattırdı. İki tane gencecik çocuğuma cangır cangır 7 tane kurşun atıldı. Elini tuttum böyle. Önce diğerleri, sonra da onlar saldırdı. Hısımken hasım olan ailelerin kavgası da. İddialar da inanılmazdı. Dayım bana 5-6 ay önce uyuşturucu sattırdı. Her şey 17 yaşındaki Doğukan'ın babasına itiraflarıyla başladı. Eşimden 4 yıl önce ayrıldım ben. Günün birinde oğlum çıktı bana geldi. Bana dayım torbacılık yaptırmak istedi dedi. İki defa beni dedi torba tutturdu dedi. Ben bunu istemedim. İki kere de söyledim. Bana silah çektiler dedi. Bizim emrimizden çıkmayacaksın diye dedi. Baba Erkan Haytoğlu, kayınbiraderinin oğluna uyuşturucu sattırdığını yani torbacılık yaptırdığını öğrenince soluğu hemen savcılıkta aldı. Çocuğun dayısını kayınbiraderime şikayet ettim. Aile baskısıyla o şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Bu kez 17 yaşındaki Doğukan için aile meclisi toplandı ve Doğukan'ın artık uyuşturucu sattırılmaması için dayısıyla bir araya gelindi. Neden oğluma uyuşturucu sattırıyorsun diye soracaktım. Sen Doğukan'a uyuşturucu sattırmıyor muydun? Sürekli bana saldırıyor. Vuramadı bana. Yeğenim Doğukan araya girdi. İddia göre ertesi gün dayı 17 yaşındaki Doğukan'ı öldürtmek için 3 tane adamını onun evine gönderdi. Ve evin önünde film sahnelerini aratmayan korku dolu anlar yaşandı. Beni görür görmez ateş ettiler. Tam buraya dikildi, beni itiklemeye çalıştı. Çocuğu vuracak, tamam mı? Böyle silahların önüne duruyor. Pompalıya bir tekme vurdum böyle. Eli ileri doğru kaydı. Kurşun ileri doğru gitti. Silahı atıyordu. Silaha böyle vurdum silaha. Silah oraya düştü. Neyse ki kimsenin burnu kanamadı. Bitti sandıkları anda babanın telefonu çaldı. Mahalleden bana telefon geldi. Yetiş, büyük oğlunu vuruyorlar. Kabzeyle kafasına vuruyorlar. Erkan Aytoğlu küçük oğluyla kayınbiraderinin evine gitti, orakla saldırdı. Silah karşısına gidiyorum ya. Can kurtarmayıydı benim amacım. Kapısına işte orakla vurdum. Çık dışarıydı, niye yaptırdım bunları diye. Abimi korumak için adalet yerini bulsun istiyorum abi. Tespit edip içeri alınsınlar. Şov Haber kayınbiraderle de konuşmak istedi ancak iddiaların hedefindeki isim kabul etmedi. Aile kavgasında son sözü yargı söyleyecek. 11 ayın sultanı Ramazan'a gün sayarken Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını kişi başı 28 lira olarak açıkladı. Peki fitre ne zaman ve kimlere verilmeli? Yanıtı haberimizde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fitre nedir? İşte bir garibanı sevindirmek. Fitre insanın vücutunun sadakasıdır. Fitre veriyorum ben. Dini inançları olan birisiyim. Müslümansan fitreyi vermek zorundasın. Ramazan 13 Nisan Salı günü başlıyor. Yani 11 ayın sultanını karşılamaya bir aydan kısa zaman kaldı. Din İşleri Yüksek Kurulu da bu yılın fitre miktarını belirledi. Muhakkak ki açıklanan rakam kesinlikle bir ailenin ihtiyacı doğrultusunda açıklanmıştır. Onlar için işte bir öğün yemek var.
parası da. Yeterli değil ama Türkiye'nin şartları ortada. Ramazan ayında oruç tutup bayrama kavuşmanın şükrü olarak bilinen fitrede rakam belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı fitreyi kişi başı 28 lira olarak açıkladı. Bence az ya. Biraz daha mı fazla yardım etmek lazım? Tabii ki fazla yardım etmek lazım. Fitre belirlenirken bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması alınıyor. Belirlenen miktar ihtiyaç sahiplerine nakit olarak da verilebilir, gıda malzemesi olarak da. Kişi eğer isterse 28 liradan fazlasını da fitre olarak verebiliyor. Kendi çevrendeki fakirlere verilir, dullara verilir, yetimlere verilir. Sadakaya muhtaç insanlara verilir. Biz kendi bütçemize göre uygun bir fitreyi veriyoruz. İnternetten yetkili servis numarası arayanlar dikkat. Tamir tuzağıyla beyaz eşya hırsızlığı adeta bir dolandırıcılık koluna dönüştü. Çamaşır makinesini kaptıran bir adam başına geleni Show Haber'e anlattı. Makine bozuldu. Götürüyorlar işte yaptırmaya. Çaldım adam tekrar da. Ve korktuğum başıma geldi. Elbiselerimiz kaldı ortada. Makinamız yok. Gördüğünüz üzere mağduruz. Korktuğu başına geldi. Servise giden çamaşır makinesi kayboldu. Elinde ne olur ne olmaz diye çektiği bu video kaldı. Aldım zaten plakayı. Gidiş o gidiş. Makinamızın yeri burasıydı. Yerimiz boş. Servis dolandırıcıları bu kez Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Ramazan Vurgun'un çamaşır makinesi bozuldu. İnternetten bir servis buldu. Aradı, eve çağırdı. Ancak tuzağa düştüğünü sonradan anladı. Teknik servis. Beyninde sıkıntı vardı. Dediler ki işte 700-800 liraya biz hallederiz. 3 gün 5 gün sonra getir teslim ederiz. Ancak aradan 1,5 ay geçti, makine bir türlü gelmedi. Genç adamın elinde bu görüntü kaldı. Makine bozuldu, götürüyorlar işte yaptırmaya. Ramazan Vurgun'un daha önce de başına benzer bir olay gelmişti. Annemin televizyonu götürdüler, ekranı kırık şekilde geri getirip teslim ettiler. O yüzden temkinli davrandı, servis evden giderken cep telefonuyla o anları kaydaldı. Çaldım adam tekrar da. Aldım zaten plakayı. Ve korktuğum başıma geldi. Neredeyse her gün o servisi arıyor ama sonuç alamıyor. Efendim son kontrolü yapılmış. Tamam. Cihaz size teslim edilecek. Arkadaşım biz 1,5 aydır vermişiz, hala teslim ediliyor. Kandırıyorlar, her seferinde aynı şeyi söylüyorlar bize. Çamaşır makinesi kaybolduğundan beri evde çamaşırlar daha oldu, birikti. Şimdi Ramazan Vurgun'un tek isteği makinenin bir an önce geri gelmesi. Bayağı da birikti, artık konu konuşuya yıkatmak zorunda kaldık. Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmiş, doğal gaz borusunu patlatmıştı. Bir de üstüne çaydanlıkla komşulara saldırmıştı. O kadın yine sahneye çıktı ve bakın bu sefer neler yaptı. Gel yakalım seni, yakalım. Tamam bıraksın, bırak. Ben duvarda atacağım seni. Mahallemizde hep olay. Ben kapıdan dışarı çıkamıyorum. İstemiyorlar bizim mahallelerde. Bıktık. Gerçekten bıktık. Mahalleyi bıktıran komşu yine sahneye çıktı. İddiaya göre bu kez de tırpanla saldırdı. Gel yakalım seni, yakalım. Tamam bıraksın, bırak. Bu sokakta şu anda 6 hane taşındı onun şehrinden. Ev sahipleri evlerini satmak ile köyde oturanlar köye taşındı. Kiracılar çıktı taşındı korkudan. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki İvaspaşa mahallesi. Yürüyüşe bile korkuyorum şimdi çıkma 3 günden beri. Daha önce doğalgaz saatini baltayla parçalayıp mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden... Eğer çözüm bulmazsanız bu ortalığı doğalgazdan beter yaparım. Bak doğalgazdan beter yaparım. Bir servis buldum. Atıramam. Tamam. Bunları yüzünden. Hadi artık. Atırım hem kendimi alırım hem buraya. Tamam hadi artık gidelim. Çaydanlıkla saldırmaya kalkan o komşu iddiaya göre yine rahat durmadı. El hareketi yapma, el hareketi. Gel bak, gel. Açık kapıdan bir şey çalmış. Öldürme kapatıyor bırak. Yaşatmam seni. Bak, gül, gül. Tehdit etmez mi? Öldüreceğim seni diyor. İnşallah patlattığım zaman gelir misin? Diyelim Allah. Bu kez eline tırpan aldığı komşusunun kapısına dayandı. Bazılarını ise sokakta kıstırdı, hesap sordu. O biz aşağıdan geliyoruz, başladı bize küfür etme. Buradan geldi elinde biber gazı. 42 yaşındaki kadınsa komşularını yalanladı, tam tersini anlattı. Ne diyorlar? Diyorlar. Ne diyorlar? Seni öldürürüm diyor çocuğa. İstemiyorlar bizim mahallelerde, o yüzden... Sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye yönelik siber saldırılarda artış var. Uzmanlar oltalama yöntemine karşı uyarırken birkaç basit önlemle sosyal medya hesaplarını güvende tutmak mümkün.
geçirildi bir kere. Para istiyorlar. Benim bir yeğenimin 2000 lirasını gasp ettiler. Benim hesabımdan hikaye attılar. Siber korsanlar dolandırıcılıkta gaza bastı. Bilinen kabus yeniden hortladı. Oltalama yöntemi ile kötü niyetli kişiler insanları kandırmakta. Kötü içerikli bir hikaye attılar. İnsanlara mesaj atmışlardı benim adıma dolandırmak için. Ortak kullanılan bilgisayarlardan açılan sosyal medya hesapları özellikle o tehlikeye davetiye çıkarıyor. Hesabı ele geçirenlerin amacı arkadaş listesinden para koparmak oluyor. Hiçbir makina insan faktörünün yaratacağı tehlikeyi engelleyemez. Ele geçirdikleri zaman sizi kullanıyorlar resmen. Yani tehdit ediyorlar. Ortak kullanılan bilgisayar gibi basit şifreler ve gönderilen korsan bağlantılarla da hesap hırsızlığı yapılıyor. Hesabı çalanlar hesaptaki arkadaşlara attıkları mesajlarla para talebinde bulunuyor. Buna da oltalama yöntemi deniyor. Bir link gönderiyorlar ilk önce. Arkadaşım o linke bastığında hesabı ele geçirildi. Fotoğraflarınız gidiyor, mesajlarınız gidiyor. Sosyal medya uzmanlarına göre son günlerde hesabı çalınanların sayısında artış var. Peki bu dolandırıcılığa karşı ne yapılmalı? Nasıl bir önlem alınmalı? Güvenlik araçları ve uygulamalarını çok güncel tutmalıyız. Ardışık şifreler, doğum tarihi yerine küçük büyük harf duyarlılıklı zor şifreleri tercih etmeliyiz. Bunlar gibi sanal dünyada mağduriyet yaşamamak için sosyal medya hesaplarında iki faktörlük kimlik doğrulamada kullanılabilir. Melek İpek kendisini çırılçıplak soyup döven, iki çocuğunu ölümle tehdit eden kocasını av tüfeğiyle vurup öldürmüştü. Bugün ilk duruşmaya çıktı. Söze başıma gelenleri ilk kez korkmadan anlatacağım diye başladı. O anlattıkça dinleyenler buz kesti. İşkenceci kocasını öldürdü. İlk duruşmasında da tıpkı böyle gözyaşlarına boğuldu. O anlattıkça mahkeme salonu buz kesti. Görmeden arabayı çıkarmayacağım buradan. Çekecek araba buradan. 2 ay önceydi. 31 yaşındaki Melek İpek kendisini çırılçıplak soyup döven, iki çocuğunu ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürmüştü. Bugün ilk duruşması vardı. Sözlerine artık korkmadan tüm yaşadıklarımı anlatmak istiyorum diye başladı. Ramazan İpek'in onu lise yıllarında görüp beğendiğini, evliliğe zorlamak için cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstemeye istemeye nişanlandım. Fiziksel şiddet daha o yıllarda başladı. Kıskançlıkları yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım dedi. Bu evden son çıkışı halde göreceğim ben onu. Ama sadece bakacağım, yüzünü göreceğim. Hamileliği boyunca cinsel şiddete maruz kaldığını, doğum yaptığı sırada eşinin onu aldattığını iddia etti. Bebeğim 10 günlükken beni kabloyla dövdü. Hatta o kablo bebeğime de denk geldi, kafası kanadı dedi. Yediği dayakların bir nedene bağlı olmadığını söyledi. Rüyasında onu terk ettiğimi görür, beni yine döverdi. Kardeşime bile ütüyle saldırdı dedi. 8 yaşındaki kızının da aynı kaderi paylaştığını iddia etti. Kızının dayak yerken ağlamadığını, çünkü ağlayınca daha çok dayak yediğini anlattı. Duruşmayı sanık yakınları ve avukatların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve kadın dernekleri de takip etti. Ve istenen ceza da belli Melek İpek için. Ne adalet sarayları ne de adalet reformları. Önce, her şeyden önce vicdan kanunlaştırılmalı Türkiye'de. Isparta'da alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Bir muhtar marketinde bıçaklı saldırıya uğradı. Tam bitti denirken başkaları da karışınca tarafları polis zor ayırdı. Zabıta ve kendi zabıtanın oğlanlarıyla birlikte tekrar iş yerime gelip beni darp ettiler. Alacak verecek meselesi bıçaklı yumruklu kavgaya dönüştü. Olaya zabıta amiri amca da dahil oldu, ortalık karıştı. Olay bizim alacak verecek meselemizdi. Tabii zabıta amiriyle bu olayın hiçbir alakası yoktu ilk başta. Zabıta amirin giyenleriyle ilgili konumuz. Ama o mesele aralarında kalmadı. Isparta Gölet Evleri Mahallesi Muhtarı Gökhan Ayan marketinde saldırıya uğradı. Aramızdaki sorunu halletmek için arkadaşlar dükkana geldi. Önce meselenin asıl tarafı geldi, bıçak çekip terör estirdi. Yeni tarafından bıçak saldırıya uğradım burada. Ben emniyeti aradım.
Emniyet mensupları gelene kadar bu saldırı devam etti. Araya müşteriler girdi. Saldırgan uzaklaştırıldı. Yanında kalabalık bir grupla geri geldi. O grupta babası ve zabıta amiri olan amcası da vardı. Üniformayla gelip bana saldırması, beni darp etmesi gerçekten çok üzücü bir olaydı. Zabıta amiri muhtarı yumruklamaya başladı. Ardından diğerleri saldırdı. Polis biber gazıyla ayırdı. Adli süreç başladı. Zaten kendilerine de uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi. Gazetecilerin ulaştığı amir açıklama yapmaktan kaçındı. Abdullah Dilek 22 yıldır Sarıyer'de yaşıyor. Bu sabah hiç gitmedim, sadece filmlerde, dizilerde gördüm dediği Ordu'dan evine trafik cezası geldi. Emekli adam ne kadar düşünse de 314 liralık o cezanın nasıl kesildiğini akıl sır erdiremedi. Ünye Ordu karayolunda hız sınırını aşmışım. Hız sınırı aşmayı bırakın, ben koronadan dolayı bir yıldan beri İstanbul'da Anadolu yakasına dahi geçmedim. Hayatımda hiç gitmedim, yolundan geçmedim dediği adresten 314 lira hız cezası yedi. Nasıl olduğuna akıl sır erdiremedi. Yaptığım araştırmaya göre de ilk önce cezayı öde, ondan sonra itiraz et. Ama ben şimdi yapmadığım bir suçtan dolayı niye bir ceza ödeyim? Abdullah Dilek 22 yıldır Sarıyer'de yaşıyor. Pandemi yüzünden neredeyse bir yıldır arabasının direksiyonuna geçmiyor. Benim aracı normalde kızım kullanıyor, anaokulu öğretmeni. Buradan kağıthaneye gidiyor. Sabah akşam geliyor. Yani başka türlü biz araç falan kullanmıyoruz. Bu sabah saatlerinde postacı geldi. İşte bu evrakı bıraktı Abdullah Dile'ye. Açıp incelediğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Çünkü talihsiz adama hiç gitmediği Ordu'dan, geçmediği yoldan 314 lira hız cezası gelmişti. Ben Samsunluyum ama ya Samsun'a daha hiç gitmedim bir yıldan beri. Ama ne gitmezse biz Ünye Ordu karayolunda bizim araç hız sınırını aşmış. Üstelik hız cezası bundan 5 gün önce akşam saat 9'u çeyrek geçe, yani sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatte gelmişti. Yani ikiz plaka mı var, başka bir şey mi var, bir yanlışlık mı var? Ne güvenlik kamera görüntüsü var, aracın plakasını yazmış, ben orada hız sınırını aşmışım. Emekli adam sırrını çözemediği cezaya itiraz etti. İşlemediğim suçun cezasını niye ödeyeyim? Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Dolandırıcılar bu kez de tır dorseleri üzerinden vurgunu yaptı. Bir etiket numarasıyla piyasadan tam 50 milyon lira çaldılar. Ben sizin dorsenizi satın alıyorum, acizli ve rehinli alıyorum ve onun üzerinde bir boyama işlemi yapıp, ufak bir revizyon yapıp, belgelerle beraber götürüp tekrar tescil ettiriyorum. Acizli tır dorselerini ucuza aldılar, şase numarasını değiştirip sattılar, 50 milyonluk vurgun yaptılar. Şu an itibariyle Türkiye'de bizim tahminlerimiz 2500 adet civarında böyle bir dorse var. Dorse çetesi yüzlerce kişiyi tuzağa düşürüp perişan etti. Her aracın motor ve şase numaralarından oluşan bir kimlik bilgisi vardır. Genelde otoristler araç çaldıktan sonra çenç denilen yöntemle motor ve şase numarasını değiştirir ve bu şekilde piyasayı dolandırırdı. Ancak bunları genelde araçlar üzerinde yaparlardı. Bu kez tır dorseleri üzerinde yaptılar. Şasi numaralarını belirten etiketler değiştirilerek sıfır dorseymiş gibi tekrardan satışa sunuluyor. 50 milyon TL civarında şu anki yapılan operasyonun maddi karşılığı. Bu görmüş olduğunuz hacizli bir tır dorsesi. Dolandırıcılar bu dorseyi hacizli olduğu için ucuza dörtte biri fiyatına satın aldı. Daha sonra şase numarasını değiştirdi ve müşteriye normal piyasa değeri üzerinden sattı. Bir dorse ne kadar? 150 bin liradan başlar, 1 milyon liraya kadar dorse var. İstanbul Asayiş Şube Otoristik Masası ekipleri dorse dolandırıcılarına operasyon yaptığı 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların piyasayı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor. Şafak operasyonunda 6 ilde evlere eş zamanlı baskın yapıldı. 60 sahtecilik olayı aydınlatıldı. 29 dorseye el konuldu. İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş beyefendi başta olmak üzere gönülden teşekkür ediyoruz. Dorse çetesinden 3 kişi tutuklandı. 12'si adliyede. Belediyeden arsa kiraladılar. Çöplükten farksız o arsayı meyve bahçesine dönüştürdüler. Ama bir yılın sonunda belediye kiralamaktan vazgeçtim dedi. Zabıtalar o meyve bahçesini yerle bir etti. Hepsi gelmiş bu kazıklara girişmişler. Öyle bir hunharca ki 5-6 tane zabıta. Önce çitleri, sonra kaldırım taşlarını söktüler.
Burada yokluk gelmişler, ne varsa hepsini talan etmişler. Dalgıç ailesi belediyeden kiraladıkları arazi belediye ekipleri tarafından bu hale getirilince şaşkına döndü. Burada bir kin var, burada bir nefret var. Ahmet ve Melek Dalgıç çifti Sarıyer Kilyos'ta yaşıyor. Burada çok mezmelik bir yerde. Tapusu belediyeye ait bir yer. Belediyeye kaç kere söyledik, ilgilenmediler. İlgilenmeyince bari biz kiralayalım, biz temizliğini yapalım, kullanalım. Belediye dilekçe verdim. İhaleye çıktılar. Ahmet Dalgıç Sarıyer Belediyesi'nin açtığı ihaleye tek başına girdi ve kazandı. Yıllığı 12 bin liradan 371 metrekarelik bu alanı 3 yıllığına kiraladı. Bir senelik peşini ödedim. Ortalama 35 bin lira masraf ettim yani kirala beraber. İlk etapta eşim 3 kamyon çöp attırdı buradan. Resmen çöptü yani. Öyle bir yol yaptım. Şuraya merdiven koydum. Onca emek verdiler, çöpten kurtardıkları araziye sebze meyve diktiler. Burada herkese girip çıkabiliyordu, kimse bir engel de yoktu. Ama sözleşmenin ilk yılı dolar dolmaz belediye burayı kiralamaktan vazgeçtim dedi. Komşu dava etmiş buraya. Burası sorunlu bir yer olduğu için kiramı bu sene yıl başında iptal ettiler. Geçtiğimiz perşembe günü Ahmet Dalgıç ve eşi evde yoktu. Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri buraya geldi. Önce bu kazıkları yerlerinden söktüler, çitleri buradan aldılar. Hızlı hızlı söküyorlar, bir tanesi merdiveni kırıyor. Sonra da bu kaldırım taşlarına geçtiler. Ahmet Bey'e ait balyozla, kazmayla buradaki tüm taşları yerinden söktüler. Maydanozlara hunharca basmanın ne anlamı var? Bu kin, bu nefret niye? Şov haber Sarıyer Belediyesi'ne de ulaştı. Yetkililer mahkeme kararı nedeniyle anlaşmayı iptal etmek zorunda kaldık dedi. Peki komşu dava ettiyse bana burayı neden kiraladınız? Bir belediye olarak bunu bilmeniz lazımdı. Osmanlı Sultanı II. Mahmut'un İstanbul Çamlıca'daki meşhur köşkü satışa çıktı. 190 yıllık köşkte saltanat sürmek isteyenler 85 milyonu gözden çıkarmak zorunda. İstanbul emlak sektöründe bir sürpriz yaşandı. 190 yıllık padişah köşkü satışa çıktı. Çamlıca'da bulunan bu köşk 1831 yılında Osmanlı padişahı 2. Mahmut döneminde inşa edildi. Padişah 8 yıl burayı av köşkü olarak kullandı. 6780 metrekarelik arsa üzerine kurulu köşk 3 katlı, 9 odası, 2 salonu var. Padişah 2. Mahmut döneminde köşke mutfak yapılmamıştı. İşte 190 yıl boyunca bu orijinallik korundu. Şu anda köşkte yer alan tek mutfak görevlilerin kaldığı müştemilat binasında yer alıyor. İşte içeride koku olmasın, ses çıkmasın veya önüne hazır olarak sunulsun diye düşünülmüş diye biz de bu bilgileri edindik. İkinci dereceden bir tarihi köşkten bahsediyoruz. Sadece yapısal değil, köşkteki bazı eşyalar da 190 yıldır orijinalliğini koruyor. Örneğin bu kapı kolları ve tavanlar ilk günkü gibi duruyor. Köşk İstanbul'un en yüksek tepelerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde yer aldığı için balkonuna çıktığınız anda sizi yeşillikler içerisinde İstanbul manzarası karşılıyor. Hemen yan tarafa geçtiğinizde ise karşınızda deniz manzarasını görüyorsunuz. Köşk Sultan 2. Mahmut'tan sonra iki aileye ev sahipliği yaptı. Köşk Padişah 2. Mahmut'tan sonra Türkiye'nin ilk dermatoloğu Talat Arif Çamlı'ya satıldı. O zamanki değeri 200 liraydı. Şimdi ise satış için 85 milyon lira isteniyor. Bir kadın İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yürüyen genç kızların kıyafetine sataştı. Siz gerici misiniz sorusunu duyan kızlar neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki çarşaf gerginliği çok uzamadı. Özgür bir ülkede yaşadığımız için çok özgürüz. Çok özgürüz. Ama karıştı. Üstelik sadece karışmakla da kalmadı. Ama çarşaf yasak yavrum. Burası İstanbul'un kalbi Taksim. Bu kadın İstiklal Caddesi'nde birlikte yürüyen çarşaflı genç kızları hedef aldı. Ama bu genç kızlara hayır. Sizin gibi gençlere çarşaf yakışmıyor dedi, devam etti. Özgürlük diye bir şey var. Ama çarşaf yasak yavrum. Gerici misiniz? Bize karışamazsınız diyen kızlar şaşkındı. Özgür bir ülkede yaşadığımız için çok özgürüz. Ama karışır çok özgürüz. Neyse ki gerginlik daha da büyümeden bitti. Otoparklarda yeni dönem başlıyor. Binalara daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu geliyor. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağının detayları.
Otoparkımız yok. Hayır. Evin önüne koyamıyoruz arabayı. En büyük problemimiz. Otopark sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Binalara dairelerin büyüklüğüne göre otopark şartı geliyor. Otoparkta yeni dönem başlıyor. Bundan böyle her 120-180 metrekare arasındaki daire için bir araçlık otoparkın ayrılması, her 180 metrekare ve üzerindeki daire için de iki araçlık otopark yerinin ayrılması zorunlu olacak. Benim evim 180 metrekare ama yok. Son derece iyi olur. Olması gereken o. Böyle nereye kadar gidecek? Çoğu evde 120 metrekareden büyük olduğu için herkese bir tane düşer. Güzel olur yani. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik taslağında 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekaredeki her 2 daire için de 1 park yeri zorunluluğu geliyor. Binaların hepsi eski. İşte yeni kentleşme diyorlar, yıkıyorlar, müteahhitlere veriyorlar. Yapılanların altına 3-5 arabalık otopark yapılıyor ama yetmiyor. Dükkan, mağaza, banka gibi yerlerde ise her 40 metrekare için bir otopark zorunluluğu gelecek. Gelen giden sürekli ikinci şerit araç bırakan, haber vermeden giden, saatlerce gelmeyen, sonrasını biliyorsunuz zaten, kavga, dövüş. Peki ama parselinde otopark yapamayan müteahhit ne yapacak? İşte bu noktada projeye yakın başka bir alanda müteahhitin otopark ihtiyacını karşılaması gerekecek. Bu da çok kolay değil bence. Taslakta elektrikli araçlar için de düzenleme var. 20'den fazla araç için park yeri olan yeni binalarda 2023 yılına kadar %2, 2023'ten sonra da %5 oranında şarj noktası sağlanacak. O olsa bence çok daha mantıklı olur. Elektrikli araçları içinde ayrıca bir park sorunu olmamış olur. Taslak Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Yönetmelik değişikliğinin 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Altın çilek dalından koptu, manav tezgahında yerini aldı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip antioksidan deposu meyve kiloyla değil 100 gramlık paketlerde satışa sunuldu. Biraz fiyatı yüksektir ama şifa olarak müşteriler bunu tüketmek istiyor. Akdeniz ve Ege tarafından geliyor genelde. Meraklısı var bunun, çok isteyeni var. Meraklısının hasretle beklediği o gün geldi. Altın çilek manav tezgahına dizildi. İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açıyor. Yaprakları ise küre şeklinde kapanıyor ve içinde meyvesi oluşmaya başlıyor. Dış yaprakları sarardığı zamansa bu mucizevi meyve tezgahlarda yerini alıyor. Çilek deyince tabii aklımıza direkt aşina olduğumuz bildiğimiz çilekler geliyor. Tadı benziyor mu o çilek? Tadı aslında biraz çileği anımsatıyor ama bir çilek değil tabii. Çileğin tadını aratmıyor yani. Çok bulunmayan bir meyve. Kuvvetli antioksidan özelliğe sahiptir. C vitaminini bol miktarda içerir. İnsülin direncini dengelemeye yardımcıdır. C vitamini deposu meyvenin faydası çok ama ömrü az. Senede 2 ay olan bir üründür yani bu. Zayıflama tedavilerinde yardımcıdır. Çünkü bağırsak motilitesini hızlandırır ve aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Şeker oranı düşük olduğu için hem diyabet hastalarına hem de rejim yapanlara tavsiye edilen meyve kiloyla değil pakette taneyle satılıyor. 100 gramlık özel paketlenmiş bu paketlerin içinde 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Fiyatı ise 15 liradan satılıyor. 1 kilosu ise 150 liraya tekabül ediyor. Uzmanlar özellikle olgunlaşmış olanları öneriyor. Miktarına da dikkat diyor. 3-4 taneyi çok geçmemek gerekir. Pandemi yüzünden staj yapamayan öğrenciler mağdur. Kayıp kuşak olmak istemiyoruz diyor, çare bekliyorlar. Üniversite öğrencisiyim. Radyo, televizyon ve sinema. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. Elektronik okuyorum, ikinci sınıfım. Pandemi sebebiyle. Normalde de kısıtlı olan staj şartları. Çok zor. Staj yapmayı çok istiyorum ama şu an imkanımız ne yazık ki yok. Sıfıra inmiş durumda. Eğitim uzaktan, staj imkanı yok. Gençler, özellikle üniversite öğrencileri eve kapanmak zorunda kaldı. Bildiğiniz ev genci olduk. Bize kayıp nesil diyorlar zaten. İş bulabilmek için de bir yandan staj yapmaları gerekiyor. Okulda aldığımız teorik dersler maalesef ki tek başına yeterli olmuyor. Bu yaz staj yapmalıydık. Bakın, staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri nasıl sesini duyurmaya çalışıyor. Öğrenciler olarak çaresiziz. Kafeler açılıyor, restoranlar açılıyor. Şu ortamda öğrenciler de staja gitmeli yani. Benim ablam var, o üniversiteye gidiyor. Staj yapamıyor şu an. Yeni değil. Aslında öğrenciler geçen senede staj yapamadı pandemi yüzünden. Şu an mesela bir iş ilanını okuduğunuzda ne yazıyor?
ilk sırada? Tecrübeli işçi yazıyor ama kimsenin tecrübesi yok. Staj yapamıyor, çelişki var burada. Bu yaz 2 tane staj yapmam gerekiyor. Ama şu an neredeyse hiçbir kurum stajyer almıyor. Ben şahsen belediyelerde staj yapmak isterdim. Ben de tabii ki kanallar. Mesela sizin yanınızda staj yapmak çok isterdim. Normalde kurumlar 10 stajyer alıyorken şu an 5 stajyer bile almış olsun bizim için çok faydalı olacak. Yeter ki stajlar başlasın. Bizim staj yapmamız, o ortamı görmemiz, meslek hayatına daha motive olarak başlamamız gerekiyor. Milyonlarca öğrenci var ve hepsinin de tek bir isteği var. Artık bir an önce kurumların stajyer almaya başlamasını istiyorlar. Herkese sesleniyoruz. Bir an önce staj yapmak istiyorum. Haberin merkezinde Şov Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.